Ajans Spor. Burak Elmas'tan yönetime mektup. Burhan Can Terzi Ajans Spor. Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, 29 Mayıs'ta yapılacak seçimin İçişleri Başkanlığı genelgesi ile Haziran ayına ertelenmesi sonrası yönetime bir mektup yazdı. Elmas'ın yönetime yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'na. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri. Seçim en kısa sürede yapılacak. 2021 yılı olağan seçim genel kurulumuzun İçişleri Başkanlığı genelgesi ile ertelenmesi sonucu Haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır. Ancak acil eylem planı bugünden başlayarak yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve veya fesi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatleri sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir. Kararlar Fatih Terim rehberliğinde. Dolayısıyla seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayan kadar futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve en güvenilir yol olacaktır. Seçim takvim ve çalışmalarının Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmesi adına yarınki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararı almanızı öneriyorum. Saygılarımla Burak Elmas. Burak Elmas'tan yönetime dava. Süper Lig gelirinde şampiyon Cimbom. Fatih Terim'den veda mesajı. Başkan Cengiz'e çok sert sözler. Ajans Spor. Galatasaray bir darbe daha Tudor kararı kulübe geldi. Salim Manav Ajans Spor. Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray'a bir şok eski hocası Ir Tudor'dan geldi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Ir Tudor'un sarı kırmızılı takıma karşı açtığı dava sonuçlandı. Aslanda Şubat 2017 Aralık 2017 arasında görev alan Tudor sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra açtığı tazminat davasını kazandı. Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen sarı kırmızılara iletildi. Tudor, faizler hariç 600 bin euro tazminat alacak. Sözleşmede 200 bin euro tazminat maddesi vardı. O dönem yıllık 400 bin euroya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır, bulunuyordu. Fatih Terim ile şampiyonluğa ulaştı. 2017-18 sezonu öncesinde Cimbom'un başında olan Tudor görevden alınmış yerine Fatih Terim gelmişti. Terim ile o sezon Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti. Galatasaray ödemek zorunda. Kararın kulübe gelmesiyle Galatasaray, Tudor'a faizler hariç 600 bin euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.